Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Eksik ölçüp tartanların vay haline. Onlar insanlardan kendilerine bir şey aldıkları zaman tam ölçerler. Kendileri başkalarına bir şey ölçtükleri veya tarttıkları zaman eksik ölçer ve tartarlar. Onlar tekrar diriltileceklerini zannetmiyorlar mı? Büyük bir gün için. Öyle bir gün ki, insanlar o gün Rablerinin huzurunda divan duracaklar. Hayır, hayır, kötülerin yazısı muhakkak siccindedir. Bildin mi sen siccin nedir? Yazılmış bir kitaptır o. Vay haline yalanlayanların o gün. Onlar ceza gününü yalanlayanlardır. Onu ancak sınırı aşan ve günaha düşkün olanlar yalanlar. Ona ayetlerimiz okunduğu zaman eskilerin masallarıdır der. Hayır, hayır, öyle değil. Aksine onların kazandığı günahlar kalplerinin üzerine pas olmuştur. Hayır, hayır, doğrusu onlar o gün Rablerini görmekten mahrumdurlar. Sonra onlar muhakkak cehenneme girecekler. Sonra da onlara işte bu yalanlayıp durduğunuz şeydir denilecek. Hayır, hayır, iyilerin yazısı muhakkak iliyyindedir. Bildin mi sen iliyyin nedir? Yazılmış bir kitaptır o. Allah'a yaklaştırılmış melekler ona tanık olurlar. Haberiniz olsun ki iyiler nimet içindedirler. Tahtlar üzerinde etrafa bakarlar. Yüzlerinde nimet ve mutluluğun sevincini görürsün. Onlara damgalı saf bir içki sunulur. Onun sonu misktir. İşte ona imrensin artık imrenenler. Karışımı teslimdendir. En üstün cennet şarabındandır. Allah'a yakın olanların içecekleri bir kaynaktır o. Doğrusu o suç işleyenler inananlara gülüyorlardı. Onlara uğradıkları vakit birbirlerine göz kırpıyorlardı. Evlerine döndükleri zaman zevklenerek dönüyorlardı. Müminleri gördükleri zaman işte bunlar sapıklar diyorlardı. Oysa onlar müminler üzerine bekçi olarak gönderilmemişlerdi. İşte bugün de inananlar kafirlere gülecek. Koltuklar üzerinde etrafa bakacaklar. Nasıl, kâfirler yaptıklarının cezasını buldular mı? Sadakallahu l-azim.